İbrahim Kiraz, ekonominin düzelmesinden ümidi kestiler mi? Bu ülkede yaşayan insanlar olarak ekonomideki sıkıntıları nasıl hissettiğimizi anlatmaya gerek var mı? Hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Her şey ortada. Son 5-6 yıl içinde bu süreçten kazançlı çıkan çok küçük bir azınlık dışında herkes biraz daha fakirleşti, herkesin geliri azaldı, herkesin harcaması arttı. Çünkü milli paramızın satın alma gücü düştü. Çünkü bilhassa başkanlık sistemine geçildikten sonra her alanda olduğu gibi ekonomide de rasyonel olmayan bir politika uygulanmaya çalışıldı. Faiz sebep enflasyon sonuçtur tezinin doğrulanması için 85 milyonun cebindeki para kullanılarak çok pahalı bir deney yapıldı. Sonuçta paramız pul oldu. Daha doğrusu deney sebep enflasyon sonuç oldu. Oysa bize bu kardeşinize verin yetkiyi Ondan sonra görün bakalım bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılırmış, demişlerdi. Bu söze inanan %51'imizin oyuyla %99'umuz fakir düştü. Lafın gelişi değil, kelimenin gerçek anlamıyla fakir düştük. Durumumuza uyan başka kelime yok. Zaten konuyla ilgili teknik terim de aynı. Fakirlik sınırı diye bir kavram var ekonometride. Türk İş Konfederasyonu'nun 2024 Temmuz ayı araştırmasının sonucuna göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için harcanması gereken tutar 62.652 TL 87 kuruş. Aylık geliri bu tutarın altında kalan bir aile teknik olarak fakir sayılıyor. Halkın ne kadarının geliri bu sınırın üstünde yer alıyor? Cevap belli. Aynı araştırmaya göre 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı ise 19234 TL 43 kuruş. Bu da açlık sınırını oluşturuyor. Halkın ne kadarı açlık sınırının üstünde bir gelire sahip? Bunun da cevabı belli. Peki, ülkeyi yönetenler açısından bu tablonun anlamı ne? 2023 mayısında seçmenin %52'sinin desteği bundan 10 ay sonra yapılan yerel seçimde %30'lara düşmüşse meselenin siyasi boyutu da vardır. İlk seçimde maaş zamları başta olmak üzere birçok yolla piyasa paraya boğularak tüketilen barut ikinci seçimin sonucunu hazırlamıştı ne de olsa. Arkasındaki seçmen desteğinin ciddi bölümünü Ekonomi yönetimi karnesi yüzünden kaybetmiş ve kaybetmeye devam etmekte olan bir siyasi iktidar var karşımızda. Bu durumdaki bir iktidarın öncelikli olarak ekonomi politikasını değiştirmesi, sorunlara bakış tarzını gözden geçirmesi ve bu çerçevede derhal enflasyonla mücadeleye yönelmesi siyasi rasyonalitenin gereği. Çünkü sorunu çözemezse bir dahaki seçimde kimseden oy alamayacak. Mevcut iktidar bu gerçeğin farkında olduğunu göstererek rasyonel ekonomiye dönüş manevrası yaptı. Herkes bundan memnun oldu, vatandaş da ümide kapıldı. Toplumun her kesiminde, rasyonaliteye dönüş, adımına gösterilen yüksek destek sorunların çözülmesi yolunda yapılacak hamlelerde çok değerli bir manivele olarak değerlendirilebilirdi. Bu yaklaşım, siyasi rasyonalitenin gereğiydi. Ama bu yapılmadı. Ekonomi yönetiminde gerçekleşen tek yeni şey faizlerin yükseltilmesi oldu. Başka hiçbir makro çözüm gündeme gelmedi. Bunun yerine esnafın, memurun, dar gelirlinin sırtındaki vergi yükünü nasıl biraz daha arttırırız diye yeni vergi düzenlemeleri getirildi. Asgari ücretin, memur ve emekli maaşlarının arttırılmasına enflasyonu körükler gerekçesiyle karşı çıkılırken öbür yanda neler yapıldığı ortada. Bir avuç imtiyazlı holding. Şu da var ki bilhassa elektrik, doğalgaz zamlarıyla dar gelirlinin gırtlağı sıkılırken enflasyon hedefi de terk edilmiş oluyor. Belki de bütçedeki açıkları giderebilmek için enflasyonun devamından medet umuluyor. Çünkü halkın cebindeki parayı çekip almanın en kolay yolu o paranın değerini düşürmektir. Öyle olmasa bile enflasyonla mücadeleyi yalnızca halkın kemer sıkmasına bağlamak adaletli bir tutum da değil, siyasi rasyonalite de değil. Çünkü ekonomiyi batıran politikalardan kazançlı çıkan dar bir kesim korunup kollanırken, söz konusu süreçte iyice fakirleşmiş olan geniş kitlelerin gırtlağına daha fazla basarak seçmen desteği elde etmek mümkün olmasa gerek. İktidar bir sonraki seçimi nasıl kazanmayı düşünüyor acaba? Ekonomi konuşulmasın diye ortaya atılan sokak hayvanları, Instagram ve benzeri yapay tartışma gündemleri üzerinden seçmen tabanını yeniden konsolide etme düşüncesi dışında ayakları yere basan bir siyasi plan var mı ceplerinde?